Evet, değerli arkadaşlar, video kayıttan takip edecek kıymetli dostlarımız için küçük bir duyuruyla başlayayım. Bugün Levent Hoca ile beraber gündemi değerlendirmek üzere bir yayın yapacağız. Birazdan tam olarak karşılıklı başlamış oluruz. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bayağı da bir zaman oldu galiba. Yani neredeyse ayda bir toplanmaya gayret gösteriyoruz. Toplanmalar iyi oluyor. Şöyle bir gündemi derliyoruz, topluyoruz. Tabii bu sefer sizin sorularınızla beraber kısmetse değerli arkadaşlar daha etkin bir yayın olacağını temenni ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Son günlerde böyle çok hassas, kritik gelişmelere şahit olmadık. Ancak yine de sizin de sorularınızla beraber gelişecek olan bazı kritik konular vardır. Bunları arkadaşlar derinlemesine inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde özellikle İdari Hakimlik Sınavı'na 4. sınıfta giremezsin. Önce mezun olacaksın, sonra YÖS sınavını aşacaksın. Eğer mezun üniversiteye giriş tarihin 2019'dan önce değilse. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar tekrar. Geçtiğimiz günlerde kaymakamlık sınavı ile ilgili bir küçük duyum paylaşımı oldu. Buna dair belki gelişmeleri değerlendiririz. Artık HMGS sınavı değerli arkadaşlar yaklaşıyor 29 Eylül'de. Sanırız hakimlik sınav tarihi de HMGS'yi takiben netleşecektir. Tabii yaz aylarında değerli arkadaşlar boş durmadık. Yakın eğitim olarak Temmuz, Ağustos ayları içerisinde kaymakamlık Türkiye Genel Online Denemesini yaptık. Hakimlik Türkiye Genel Online Denemesini yaptık. HMGS için bir Türkiye Genel Deneme yaptık. Bir de KPSS alan sınavı için bir deneme yaptık. Dolayısıyla bu denemelerin bugünlerde yaz aylarında özellikle bir uyanış katması ve sıcakların yarattığı rehavete de elimle etmesi hedeflenmişti. Yakın eğitim tabi derslerine büyük bir hızla devam etti. Tüm eğitimleri içerisinde tüm hızla devam etti. Böyle bir gerçeklikle. Sınavlarımızın değerli arkadaşlar her sene olduğu gibi gerek kaymakamlık sınavı gerek hakimlik sınavı sabit bir şu gün bu sınav yapılır. Çok önceden ilan gelmemesi her sene bir sınav olur kesinliğinin en azından bir yönetmelik veya yasal bir geçerliliğinin bu şekilde bir durumun yasal bir kesinliğinin olmamasından kaynaklı olarak acaba bu sene sınav olur mu? Ne zaman olur gibi her yıl bu tartışmaları çok doğal olarak arkadaşlar yaşıyoruz. Dolayısıyla da yine yaz aylarının sona doğru gelirken kaymakamlık sınavı ne zaman, hakimlik sınavı ne zaman sorularla karşı karşıya kalacağız. Neyse ki HMGS için bu durum geçerli olmayacak. Çünkü HMGS yılda iki kez uygulanacak. Ama hakimlik sınavı için de kaymakamlık sınavı için de benzer durumun geçerli olamadığını biliyoruz. Ama şöyle ki ben en azından bu işin içerisinde 10 yıldan fazladır içindeyim. Levent Hoca 20 yıl devirdi. Bizlerin bilgisi çok sabit. Değerli arkadaşlar ortalama her sene sınav oluyor. Dolayısıyla bizim sınav sekmeyecekmiş gibi düşünerek hazırlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar mülakatta iki katı kuralı uygulanacak arkadaşlar. Niye uygulanmasın? Bu sene hakimlik sınavında mülakatta iki katı kuralını uygulayacaklar. Kaymakamlık sınavında KPSS şartı. KPSS hadisesi geçen sene kaymakamlık için karşımıza çıktı. Çok da gündemi işgal etti. Çok da yıprattı bu arada. Ve çok kişi geçen sene Eylül ayında özellikle değerli arkadaşlar Eylül ayında sırf bu bir takım geçerliliği çok tartışmalı duyumlar dolayısıyla çalışmayı bıraktı. Ve
Belki bu yüzden birçok kişi sınavı kaybetti arkadaşlar. Oysa biz hatta o dönemde demiştik şu günü referans alın, o güne kadar çalışmalarınızı sürdürün demiştik. Hakikaten de bizim referansı aldığımız günden 2 gün sonra da sınav tarihi kesinleşmişti kaymakamlık cephesinde. Hani bir bilgi dahilinde değil, bir duyum dahilinde değil. Doğru şekilde analiz ettiğiniz zaman elinizdeki verileri değerli arkadaşlar açıkçası bazı şeylere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bugünlerde de kaymakamlık sınavının zamanını kestirmek mesela çok zor ama bir şeyi tahmin edebiliriz. Yani Kasım sonundan önce, Aralık ayından önce sınavın olma şansı artık kalmadı. Çünkü bunun duyumları, bu tarihle ilgili bazı gerçeklerin daha önce olması için sınavın bazı gerçeklerin önceden açıklanması gerekirdi. Yani Haziran'da, Mayıs'ta, Temmuz'da en azından bir şeyler duymamız gerekiyordu. Kaymakamlık sınavını şu tarihte yapacaklar ve yapacağız denmesi gerekiyordu. Böyle bir şey olmadı mesela. Dolayısıyla bu bize Kasım sonundan önce, Aralık ayından önce yani hangi bir değerli arkadaşlar sınavın olmasının mümkün olmadığını gösterdi ki biz de bunu zaten yaklaşık 2 ya da 3 hafta galiba önce söylemiştik. Şimdi Aralık ayına dair bir duyum var. Mantıksız bir duyum. Olamaz ama yine de temkinli olmak lazım. Bu sınavın olmaya da olmama ihtimaliyle ilgili bir kesinlik arz eden bir durum ortada yok. Ancak sınav iradesi değerli arkadaşlarım her zaman için olmak durumunda. Ben Levent Hoca gelene kadar, o da sürekli biliyorsunuz son günlerde donuyor. Bir telefon değişikliğiyle, o da katıldı şu an galiba, evet. Birazdan canlı yayına girecek kendisi. Kaymakamlık sınavı ile ilgili ben önden görüşlerimi paylaşmış oldum onunla. Böyle bir kapatmış oğlum. Hakimliğe değineceğiz, başka konulara değineceğiz. Bugün genel sorulara da cevap vereceğiz. Sınavların gündemini değerlendireceğiz. Çalışmalarımızı değerlendireceğiz. Kıymetli hocam hoş geldin. Çok güzel bir görüntü var. Bugün yayınımız çok güzel geçecek teknik olarak bence. Umarım kıymetli dostum merhaba. Belki biraz tatil, belki biraz dinlenmişliğin etkisi de olabilir söyleyeyim sana. Vallahi hocam tatilde dinlenebiliyorsan bu muazzam bir şans. Onu sana söyleyeyim öncelikle. Bak öyle demedim. Belki biraz tatil, biraz da dinlenmişlik. Yoksa tatilde dinlenme diye bir şey söz konusu değil. Katılıyorum sana o anlamda. Gerçi abi şimdi Gökberk biraz büyüdü. Rahat edersin diye düşünüyorum. Bizim ufaklıkla çok kucakta falan ben kendimi hamal gibi hissediyorum bazen o tatil ortamlarında. O yüzden ben tatil kavramını unuttum. 3 gün sonra bir an evvel tatil bitsin diye çevreme baskı uygulamakla geçiren birisi olarak tatilini yaşayanlara büyük saygı ve ne diyelim imreniyorum, Orada kıskanıyorum bak onları ve seni de kıskanıyorum şu dolayısıyla. etki doğuracak. Yürümeye başladığında biraz zorlanacaksın. Çünkü bu sefer nereye yürüyor diye soruyorsun. Koşmaya başladığında daha zorlanıyorsun. Nereye koşuyor? Ama 5-6'dan sonra tatil yapmaya başlayacaksın. İyi. Buna inanıyorum inşallah. Hocam sanırım dertleri çoğalacakmış. Öyle diyor herkes. Bakalım hayırlısıyla inşallah diyoruz. Sağlıklı, huzurlu bir hepimiz için günler olsun. Evet, Gerisi bir şekilde dertleriyle, çözülecek. kasalarıyla o Öyle. mutluluklarını paylaşmayı Allah hepimize, diğer dostlarımıza nasip etsin inşallah. Hocam nasılsın? İyi misin bu arada? Çok şükür kıymetli dostum, hamdolsun. Yani iyiyiz, yorucu, yorgun ama ayaktayız. Yoğun bir mesai dönemi bizim için. 3 ay okullar, üniversiteler tatil oldu diye bir yalan söylüyor biri. Kim söylüyor bilmiyorum. Hani derler ya akademisyenler 3 ay tatil yapıyor diye. Böyle bir şeyin gerçek olmadığının canlı ispatıyız. Yakın eğitimdeki derslerimiz bir yandan devam ediyor. Hem kaymakamlıkta hem hakimlikte. Yeni müfredata hazırlanıyoruz. O yüzden durdurak yok. Devletler özel hukuku, devletler Evet. genel hukuku. Çok tatlı müfredata dersler geldi. O bakımdan biz çalışmaya devam ediyoruz. Hocam milletler özel işin, milletler hukuku için uluslararası hukuk boyutuyla çok önemli bir talep var yakın eğitime. Özellikle bu tek dersten de hakimlik eğitim paketimize de bu dersler eklendikten sonra büyük talep var. Çünkü Levent Ersin rehberlik edecek o süreçte. Eylül ayında da önemli bazı çekimler yapacaksın. İnşallah. Şimdi ben insanlar büyük bir yani söyleyeyim ben de çünkü çok şahit oluyorum. Birebir görüştüğüm arkadaşlar da hocam yani şeyle bekliyoruz diyorlar ama sen dersler
yani daha doğrusu bu yönetmelik ortaya çıktıktan sonra, işte kanunlaşma gerçekleştikten sonra daha doğrusu, hemen Cengiz Han notu dizdirmeye başla diye bana göndermiştin. Hakikaten çok hazırdık biz. Aynı gün hazırdık böyle bir vaziyette. Dolayısıyla arkadaşlar iple çekiyorlar. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bence herhalde bir şanslı buluyorum ben bizim grubu. Bu eklenen bu değişiklikler falan bize çok iyi geliyor. Yani Doğru, güçlü doğru. olduğumuz alanlardan geliyor Ya galiba. Cengiz Han, çok basit bir sebebi var. Ekibinin tamamı akademisyen. Tamamı. Evet. Üniversitede zaten senin hocaların bu dersleri anlatıyor. Şimdi devletler genel hukuku ana bilim dalı öğretim üyesiyim ben. Yıllardır devletler özel hukuku derslerini anlatıyoruz. Sadece Ankara'da da değil bu arada. Dolayısıyla notlarımız çok hazır ama bir gerçeklik daha var. Hani özellikle yabancı ülkelerde okuyan öğrencilerimizin seviye tespit sınavlarında biz yıllardır onlara destek Doğru. oluyoruz. O Zaten elimizde. geçilemez denilen, samimi söylüyorum, geçilemez denilen STS'yi kaç öğrenci bizimle geçti? Ve orada devletler özel hukuku, devletler genel hukukundan neredeyse 20 soru vardı. O bakımdan biz çok hazırız, sen çok hazırsın. O zaman hazırlanan arkadaşlarımız da bence hazır olacak inşallah. Olacaklar hocam, zaten ilk senede böyle çok de derin dip detaylara inilmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ama yine de yüzeysel de sunulacak bir alan değil. En başta söylemiştin, hatta bu milletler arası özel içinde, milletler arası genel içinde, belki ayrı ayrı ortak alan içerisinde. Özel yani ikisinin birleştirilip de sunulacağı bir alan olmayacak. Hani ceza genel, ceza özel 6 soruda birleşir biliyorsun. 4'e 2 gibi gelir genelde. Genelden 4, özelden 2. Burada öyle bile olamayabileceğini söylemiştin ama göreceğiz tabii bunu, kaç soru, ama o kadar derin detayları olan, kapsamı geniş olan iki alandan bahsediyoruz. Göreceğiz artık. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapmak ister misin Doğrucuğum? Ya şunu bir kez daha vurgulayalım. Özellikle devletler özel hukuku, Türkiye'deki yabancı sayısının artması ve yabancı muhteva içerikli ağırlıklı hukuk davalarının sayısının artmasıyla beraber hakimlerin çok yoğun şekilde özellikle hukuk mahkemede, asli hukukta, sulh hukukta bilmek durumunda olduğu mevzuata döndü mehuk. Bunun yanında vatandaş nasıl kazanılır, çalışma izni nasıl elde edilir, ikamet izni kaça ayrılır gibi konular neredeyse garip buluyorum ama gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Doğru. Türkiye nüfusunun %10'u yabancılardan oluşuyor. O bakımdan evet makul bir durum. Devletler genel hukukuna şaşırdım. Onu söylüyorum. Yani milletler arası antlaşmaların, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nın doğrudan vatandaşın gündelik hayatına etkisi olmadığı kanaatindeyim. Ama ayırmadan madem hukuk fakültesinde bu dersler 2 yıl ya da 4 dönem veriliyor, o zaman arkadaşlarımız performansını ortaya koysun. Bunu hani çok yadırgamıyorum. Emin olamamıştım ama evet gördük ki ikisi de bu sene kapımızı çalacak artık. Uluslararası farkındalık istiyorlar hocam artık. Türk öğrencisinden sınavlarda uluslararası farkındalık istiyorlar. Dünya insanı olmaya başlayın diyorlar. Biliyor, bir şey söyleriz biliyorsun üniversite seminerlerimizde. Yani Türk devleti tarihini bilmeyeni sistemin içerisine dahil Evet. etmiyor. Bir memur, herhangi bir memur kadrosuna dahil etmek istemiyor. Şimdi uluslararası farkındalık istiyorlar. Belli ki bu Sen görüntüyü yıllardır anlıyorum. söylüyordun. Yabancı dil bilmek çok önemli. Kaymakamlık içinde çok önemli. Hakimlik içinde. Tam şimdi oldu. Uluslararası yargı mekanizmalarını tanımak da artık çok önemli hale gelmiş oldu. Hayırlı Evet. olsun hep. Kaymakamlık sınavında biliyorsun kısmen insan hakları dersinde bazı detaylar soruluyor, ama Tabii, burada tabii. tabii daha farklı bir boyutuyla ele alınacak. Hocam bir arkadaşımız, sizi her gün CNN Türk'te takip ediyorum diye. Her gün değil de sizi CNN Türk'te takip ediyorum demiş. Arkadaşlar artık Levent Hoca'nın CNN yayınları dolayısıyla bizim programımızın günü değişti. Pazar yapıyorduk biliyorsunuz. CNN'in müdavimi oldu. Çok da yani ben de normalde televizyonun haber programları vesaire çok yıllardır akşam programlarını izlemem. İlk defa Levent Hoca vesilesiyle yani bir şekilde video kayıtları hızlandırarak, en azından o saatlerde çok mümkün olmuyor bir televizyon başına geçmem, ama hızlandırarak takip etmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten yorumlar hocam yani çok derinlikli geliyor. Evet, Altı dolu işte. geliyor. Ekstra bilgilerle geliyor. Normal sıradan bir kişi gibi yorumlar yapmıyorsun. O dolu bir entelektüel altyapı var. Çok şey katıyorsun açıkçası bizlere. İnşallah daim olsun. Dün akşam da galiba CNN'deydin. Dün akşam. Ulusal medyanın en artık popüler haber kanallarında hocayı görmeye devam ediyoruz arkadaşlar, inşallah. Nezaketin için teşekkür Evet. ediyorum. İltifatın için de teşekkür ediyorum. Yani oraları doldurmaya gayret ediyoruz. Hani hep konuşuyoruz ya yayınlarımızda. Okuyalım arkadaşlar, okuyalım. Hikaye kitabı okuyalım, roman okuyalım, bilimsel bilgiler okuyalım ve bu kalıcı hafızaya doğru atalım.
O işte gelişimi sağlar. Entelektüel birikimi sağlar ve bir realite var. Hiçbir bilgi boşa gitmez. Tarihte hiçbir bilgi boşa gitmiyor. Şimdi bak geçenlerde tamamen bambaşka bir kitap. Kuantum fiziğiyle ilgili bir şey okuyorum. Bir yerde her şeydir. Bunun altını çizdim ya. Bir yerde her şeydir. Kullanılabiliyormuş. Bak nerede kullanılıyor? Filistin'i 151 devlet tanıyor dedim. Fakat maalesef bir türlü bu soykırımı engelleyemedik. Ama Kuzey Kıbrıs'ın KKTC'de kan akmıyor. Bir yerde her şeydir. Bak o bilgi bile işe yarayabiliyor. O bağlamda tüm dostlarımıza tavsiyemiz. Cengiz Han bunu 20 yılda dile getiriyor. Okuyacağız, biriktireceğiz. Çok kıymetli. Ve hocam okuma oranlarının çok düştüğü, dünya genelinde çok düştüğü. Geçenlerde bir makale okudum. Yani rate veremeyeceğim ama değer olarak 35'lerden günümüzde 17'lere düştü. Hani bu neyin 35'i, neyin 17'si bunu bilemeyeceğim şu an ama bir değer olarak aklımda kalan şeyi söyleyeyim. 35'ten 17'ye düştü. Bu muazzam yani yarı yarıya 80'lerden 17'ye düştü. 80'de 35 iken bugün 17. Yani yarı yarıya bir düşüş var dünya genelinde. Yani okuyan öne çıkacak. Ben biraz bunu fark ediyorum, tespit ediyorum. Okumanın faydasını, tabii analitik düşünmeyi, karmaşık düşünmeyi. Hani ben hep şeyi anlatırım ilk oturumlarımızda. Okuyan insanın zekası yükseliyor. Çünkü hani o beynin bir pestisitesi vardır. Yani onu daha akıcı hale getirir. Bu bağlantıları kurmayı daha kolaylaştırır. Daha iyi düşünmeyi getirir. Daha iyi tefekkürü getirir. O da sizi öne çıkarır. Bravo. Bence bu yapay zeka çağı falan diyorlar. Yapay zekayı daha iyi kullananlar veyahut yapay zeka ile rekabet eden insan zihni öne çıkacak. Onu göreceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar okumayı, okuma sabrını öne çıkarmak lazım. Bununla ilgili de bir not alayım hocam da nasıl daha iyi bir okuyucu oluruz diye bir paylaşım hazırlayayım. Çünkü sınavda da burada çok faydası oluyor. Okuduğun anlamı ölçülüyor arkadaşlar. Kaymakamlık da yıldan yıla zorlaştı. Hakimlik daha da ciddileşti. Çok her alanda faydası oluyor. Daha iyi öğreniyorsunuz, daha iyi anlıyorsunuz. Okuduğunu Buyurun. anlama. Yani bak samimiyetle söylüyorum. Hala Türkçe sınavlarında, bu üniversite sınavında da böyle, lise sınavında da böyle, hakimlikte de böyle. Cümlede anlam, paragrafta anlam, anlam bozan, bütünlüğünü bozan cümle ya da anlam bütünlüğünü bozan kelime ya da bir sıralama yapsanız hangisiyle başlardınız? Bu YDS sınavlarında da var. Şimdi bu çalışılabilecek bir şey değil. Bu biriktirilebilecek bir şey. O bakımdan biz hukuku da biriktirelim, iktisatı da biriktirelim, tüm bilgileri biriktirelim. Bu hiçbir bilginin, bilin ki boşa gitmeyeceği bir düzlemden geçiyoruz. Kaymakam olduğunda işe yarayacak, hakim olduğunda işe yarayacak, savcıyken iddianameyi oluştururken işe yarayacak ve gerçekten de 30'dan 40'tan sonra çok kolay yeniden kazanılamayan bir alışkanlık. Özellikle şu anda 20'li yaşlarda ya da 30'ların başındaki dostlarımız bizi takip ediyordur. Hiç bırakmasınlar lütfen. Gazete okusunlar, dergi okusunlar, kitap okusunlar. Hukuku da kitap okur gibi okusunlar. Evet. İktisatı da kitap okur gibi okusunlar. Yani zaten hocam iktisatta kalem oynatmayarak soru çözen insanlar var. Bunlar entelektüel derinliği olan kişiler. Dolayısıyla aslında sizin bir takım formülleri bir de ezberci şekillerle iktisada odaklanmanızın çok bir faydası olmuyor sınavlara. Çok vakit harcıyorsunuz ama bir şeye yaramıyor. Kavramları bilmek, arkasındaki analizi, derinliği, yorumu geliştirebilmek. İktisat bu. Biraz çok da böyle kalem oynatmaya. Yeri geldiği zaman formül dahi işletmeden yapılabilen birçok soru geliyor sınavlarda artık. Oranı yükseltiyor. Dolayısıyla biraz daha işin derinliği gerekiyor. Bu da analiz yeteneğini, tabii yorum kabiliyetini, muhakemeyi gerektiriyor. Bu da okumayla gelişiyor. Yani ilgi alanımız olması gereken tarih, ilgi alanımız olması gereken ekonomi, kaymakamlık cephesinden konuşuyoruz tabii ki. Ama herkes için ilgi alanı olması gereken hep okumak. Hakimlik cephesinde 12 soru geliyor ya. Az mı? Belki değişecek soru sayısı bilemiyoruz şimdi. Bu sene göreceğiz ilanda onu ama bugüne kadar gelen 12 soru sayısı yani tarihi yapan öne geçiyordu. Direkt kötü yetenek demeyelim. Puanı bir tık daha düşük demeyelim. Soru sayısı çok fazla. Ve sorular çok hakikaten nitelikli sorular. Yani detay KPSS'nin ötesinde belki sorular. Tarih ÖABT yani alan bilgisi. Tarih uzmanı gibi efendim karşılamanız gereken sorular vardı. Dolayısıyla tarihe ilgi duyacağız arkadaşlar. Tarih okumalarını özellikle yapacağız. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Hocam şimdi çok da vaktimiz yok. Aslında biz 30-35 dakika diye buluşuruz dedik ama
Bugün benim de şarjım ilk defa sıkıntılı günün sonu ofisteyim bugün halen. Şarj aletim yok. Senin de bir programın olduğunu biliyorum. Hocam hızlı bir konuya girelim. Şimdi sınav zamanlarıyla ilgili yine tıp dönem çok doğal. Yani gerek hakimlik sınavı gerek kaymakamlık sınavı biliyorsun her sene. Yani şu gün bu sınav olacak diye bir kesinlik veyahut şu sınavı her sene bir kere yapacaksınız diye bir zorunluluk yasal zeminde olmadığı için. Ama genelde de yapıldığı için tabii sınav olacak ama ya olmazsa ya sınav tarihi gelmezse falan gibi düşünceler insanın zihninde beliriyor, belirmiyor değil. Şimdi geçtiğimiz hafta kaymakamlıkla ilgili ben de hemen çok hızlı bir 2 dakika yurt dışındaydım. Hızlı bir video çekip koydum. Arkadaşlarımız çok soru sorunca o soruları bastırmak gerekiyor. Ondan sonra işte hakim sınavı ile ilgili bir halen göremiyoruz. En azından ben tabii son 1,5 haftadır çok iyi takip etmiyorum ama yok diye görüyorum kulağımıza değer bir şekilde. Yani ne diyeceksin? Genel yorumlarını merak ediyorum hocam bu sınav tarihleri noktasında. Evet, ben hemen vurguyu yapalım. Çünkü evet, o ufaktan donmaları hisseder gibiyim. Yine benim telefon ya da bilgisayarla, pardon, internetle alakalı olabilir. Aralık ayının son haftası. Hani geçen sene de vurguladık. Günü gününe tutturmuştuk. Çok muhtemel bu sene de öyle olacak. Hakimlik sınavımız yine Aralık'ın son haftasında, cumartesi ve pazar günü olacak. Kıymetli dostlarımız bunu bilsinler. Büyük bir sürpriz olmayacaktır. Kaymakamlıkta ise artık Kasım sonu, Aralık başı yavaş yavaş bir teamül haline geliyor gibi gözüküyor. Tabii bir iptal kararının ardından mevcut yasanın bir önceki haliyle yürürlükte olması kaymakam adayları için minik de olsa bir kafa karışıklığı yarattı. Bu da gayet makul çünkü çok uzun zamandan beri dostlarımız emek veriyor. Bir yılı aşkın bir süre boyunca yoğun bir çaba ortaya koyuyorlar. Ve bunun karşılığında da tabii bir tünelin ucunda bir ışık gördüğün zaman daha güçlü bir motivasyon kaynağı inşa ediliyor. O bakımdan Sayın İçişleri Bakanımızın zaten disiplin kelimesiyle öne çıkan bir bakanın varlığının gayet farkındayız, gayet bilincindeyiz. Ben değerli arkadaşlarımızın bu ağırlıklı emek ortaya koyan dostlarımızın emeklerinin karşılığını vereceklerini, Kasım ayının sonu ya da Aralık ayının başında sınav olacak şekilde çok muhtemel Ekim ayının başında bir ilan çıkacaklarını öngörüyorum, duyuyorum. Bunun da çok büyük bir yanılsamayı beraberine getirmeyeceği kanaatindeyim. Biz açık olduğu aşikar ve Sayın Bakanımızın bir miktar da aslında kendi disiplin sürecinden yeni kaymakamları geçirmek istediği gerçeğinin farkındayız. Kaymakamlarımız Türkiye'de çok kritik noktalara atanmış vaziyette. Çok sayıda farklı bakanlığın yurt içi ve yurt dışı mecralarında çok önemli görevlere atanıyorlar. Sayın Ali Yerlikaya döneminde o bakımdan ben yine önemli sayıda bir kaymakamın çok muhtemelde Aralık başında sisteme dahil edileceği kanaatindeyim diyebilirim rahatlıkla. Yani tabii bir gazetecinin duyumu da seninle benzer yorumdaydı hocam. Ama bir yandan da sanırım kaymakam aday şubeye ulaşan kişiler olmuş. Onların da duyumları yani iyimser bir bakış açısı diye yorumlamışlar bu Aralık-Kasım sonu Aralık duyumlarını ama sınav tarihlerini ama her şey de olabilir. Biz bilmiyoruz neredeyse buna gelecek bir cevap da alınmış kaymakam aday şube ne kadar hakim olabilir bu süreçte sınav tarihine bunu tabii ki bilemeyiz çünkü onların da görev ve sorumlulukları sınavın tarihini tam olarak tespit etmek ve sunmak değil onlardan da bağımsız yürüyen süreçler var zira ÖSYM de işin Sağ içerisinde. İçişleri düzenlemesi tabii hocam yani beklendi Temmuz ayında gelmedi meclis tatile girdi. İçişleri düzenlemesi içerisinde tabii kaymakamlık giriş şartlarının düzenlemesiyle ilgili bir hadise olacak mıydı, olmayacak mıydı bilmiyorduk ama bekleniyordu bizim tarafımızdan da. O yapılır mı sence hocam? Şimdi sen kamu bürokrasisini mecliste de çalışmış birisi olarak hani bir yasama uzmanı olarak orada bulunmuş birisi olarak nasıl orada yani bir Ekim ayında böyle beklenti içerisinde meclis açıldıktan sonra girebilir miyiz? Böyle bir şey olacaksa mesela diyelim ki sınav tarihini bu etkiler mutlaka çünkü mesela Kasım sonu Aralık ayı içinin en az ilk yarısını Aralık ayının ilk yarısını mesela yani sınav olabileceği yönde ben tahmin edemem eğer böyle bir düzenleme olacaksa. Çünkü ancak ilan gelecek, başvurusu olacak bunun falan. Hani böyle 1,5-2 aylık bir sürede ihtiyaç var. O durumda biraz Aralık sonunu işaret eder belki bu durum. Hani ne diyorsun? O boyutta bir küçük analiz yapabilir miyiz acaba? Şöyle ilginç bir durum var. İçişleri Bakanlığı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İçişleri Komisyonu'ndaki görevli dostlarımızın maalesef doğrudan sürecin içerisine dahil olamadıklarını fark ettik.
Daha ziyade belli ki İçişleri Bakanlığı'nda taslak metne son şekli verilecek. Bu haliyle komisyona sunulacak gibi gözüküyor. O bakımdan ben 1 Ekim'le beraber Ekim ayının içerisinde meclise bu metnin geleceği kanaatindeyim ki var olan belirsizlik ortadan kalksın. Ha bununla beraber eğer yepyeni bir düzenleme yapılmaz, malum haliyle gidilirse bu da bir kaymakamlık sınavına hukuki zemin oluşturabilecek formatta bir durum. Bu düzenleme olmadan da sınav ilanına çıkılırsa çok büyük bir şaşkınlık yaşamayacağım. Ama düzenleme olursa tabii çok daha makul olur. Yarın bir gün olası en ufak bir soru işaretinin dahi olmayacağı daha temiz bir düzenleme ortaya çıkmış olur. Beklentim bu. Ekim ayında ben metnin son haliyle komisyona geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde çok daha şeffaf, çok daha hani bizim açımızdan makul yürünebilecek bir yol ortaya çıkacaktır. Arkadaşlarımız da bunu bekliyor. Binlerce kişi bunu Şimdi bekliyor. bir kaymakam cephesini bir kenara koyalım arkadaşlar. Hakimlik tarafında da hocam, yani şöyle biraz normalde aslında böyle Temmuz'da, Haziran'da, Ağustos'ta çok bakan değişikliği oldu yıllardır. Yani Abdülhamit Bey, Bekir Bey geldi gitti. Şimdi yine Yılmaz Bey görevde, biraz daha hani teknokrat boyutuyla sürecin içerisinde. Sanki geçmiş yıllarda biraz daha hakim sınav tarihleriyle ilgili çok hani erkenden bir iradeyi duyardık. Ama son 2 yıldır, geçen yılda tabii erken olmadı ama bir şekilde ortaya çıktı. Bu sene çok fazla kez hani HMGS empoze edildi. Biz de empoze etmeye çalıştık. Bakanlığa, Bakan Bey'e katkı sunduk. Bu noktada üniversitelerimizi zor ikna ettik tabii ki. Hocalarımızı çok zor ikna ettik üniversitelerde, öğrenci Evet. arkadaşlarımızı. Haydi arkadaşlar demekte biraz zorlandık ama tabii bunun empozisyonu açıkçası biraz hakimlik sınavının tarihinin yani söyleme dökülmesinde biraz geri durdurdu diye düşünüyorum ama sanki HMGS sınavı tamamlandıktan sonra yavaş yavaş da biraz hızlı bir şekilde hatta hakimlik sınavı tarihiyle ilgili bir şeyler duyacağız gibi mi geliyor? Ne diyorsun? Aynı fikirdeyim. Yani Eylül, Ekim ayında HMGS sonuçları ilan edilecek. Hemen arkasından hakimlik sınav ilanı gelecek. Çünkü özellikle HMGS'ye hazırlanan dostlarımın ortaya koyacağı performansın da boşa gitmemesi adına arada çok büyük bir zaman farkının yaratılmaması gerektiği kanaatindeyim. Öğrenci dostlarımız anayasaya, idareye, anayasa yargısı, medeni, borçlar, ceza, ticaret, icra gayet güçlü bir dinamik çalışma temposundan hemen 2 ay sonra benim beklentim bu. Aralık ayında hakimlik sınavını görürlerse çok daha güçlü, hazır, bilgiler tazeyken bu sınava dahil olma şansına sahip olacaklar. Ben Sayın Bakanımızın da uzun yıllardan beri değişmeyen bakanlık bürokrasisinin de artık bu süreçte çok büyük bir tecrübe sahip olduğuna inanıyorum. Dikkat edersek Ceza İşleri Genel Müdürü de, Hukuk İşleri Genel Müdürü de, Personel Genel Müdürü de yıllardır değişmedi. Ve dolayısıyla o koltukları hatta mülakat jürisi dahi çok uzun yıllardan beri değişmedi. Arkadaşlarımızın haklarını teslim edeceklerini, onlardan biri olduklarına göre yıllarca onlar da bu sınavlara girerek kazandı. O heyecanı biliyorlar, o coşkuyu biliyorlar, o odaklanma kabiliyetinin ne kadar sınırlı süreler içerisinde dağılabileceğini de biliyorlar. O bakımdan Aralık sonu kaçınılmaz gibi hissediyorum. Doğrusu da budur. Zaten hocam 30 Bakan Bey'i de biliyorsun. Bir programda senin de birçok kez bulunduğun ekranlara yakın hatta aynı kişilerle yapmış olduğun programların bir tanesinde şey söyledi. Yani emeklisi vesairesi var. Bir 1.000 kişilik alıp konumlanıyor dedi. Bu çok açık bir galiba. şekilde galiba sınav iradesinin en güzel resmiydi ama tabii hakimlik biraz daha böyle Aralık sonu çok şey kesin şey gibi böyle hani oradayız biz. Hakimlik sınavı Aralık'ın son haftası falan gibi böyle yılbaşına yakın yılbaşından 2 gün önce de bir sınav oldu galiba mesela yani o Aralık'ın son haftası hakimlik sınavı için böyle şey bir şekilde duruyor hocam yani Evet. galiba sen de hep tespit ediyorsun onu galiba bu yorumu yapabiliyoruz. Hocam icra sınavı ile ilgili herhangi bir şey duydun mu yani 2 senedir bu sınav yapılmıyor yani. Evet. Yani Cengizhan 2-3 defa üst üste çok yoğun alımlar oldu. Yani çok beklenen alımlar da değildi bazılarının sayıları özellikle ve geçen sene bu sınavın yapılmayacağına dair biz duyumumuzu paylaşmıştık. Yani 2023 yılında icra sınavı olmayacak.
2024'ün son çeyreğine ilişkin bir takım tasarruflarda bulunmayı planlıyorlar dendi. Ve şu anda da oraya doğru adım adım gidiyoruz. Yani Ekim, Kasım, Aralık dönemi. Ve bu tasarruf tedbirlerinin hakimlik, savcılık ve kaymakamlık mesleğini etkilemeyeceğini bir kere daha vurgulayalım. Tasarruf tedbirleri mali açıdan önem arz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bunu ısrarla vurguluyor. Ama hakimlik, savcılık ve kaymakamlık mesleğini asla etkilemez. Fakat icra müdürlüğü noktasında evet bir tereddüt doğmuş vaziyette. Burada en iyi analiz acaba kaç icra müdürü, müdür yardımcısı meslekten bu sene emekli oldu? 2024'ün Kasım ayında onların yerinin doldurulması elzem mi sorularının cevabı ile ilintili. Hocam Yarın kurumda saat yoğunlaşıyor. İcra dairelerinin çok yani yoğun kalabalık bir dosyayla neyse vakayla karşı karşıya olduğunu da biliyoruz. Böyle gerçekler de var. Bir de İcra Müdürlüğü böyle hani belki hani İcra Müdürlüğü mesleğinden farklı mesleklere geçişin yoğun olduğu da bir ne diyelim meslek segmenti olarak da konumlanır. Böyle bir boyut da var. Belki yerine göre istifasının belki yerine göre daha çok kişinin ücretsiz veya yıllık izin, ücretli izin neyse ayrıldığı bir takım durumların da çok yaşandığı bir çok meslek haklısın. segmenti olarak görüyorum. Çünkü yorucu bir meslek. Kolay bir iş değil ya bir yandan da. Bu Yok, tip bir yok, alanın evet, çok. sizce 2 senedir belki yoğun alımlar da yapmadı değiller. Yaptılar. Bunun etkisi var mı bilmiyorum ama sanki artık zamanı geldi gibi hissediyorum ben. Aynı kanaatteyim. Ben yarın saat 12'de bakanlıktan kıymetli bir dostumuzla bir araya geleceğim. İlk soracağım sorulardan biri bu olacak. Umut ediyorum çok daha sağlıklı bilgi yine yakın eğitim platformundan değerli dostlarımızla paylaşabiliriz. Evet. Bu soruyu hem hakimlik savcılık açısından soracağım, hem de icra müdürlüğü açısından soracağım. Ve tabii 35 yaşla ilgili çok yoğun şekilde beklentisi olan dostlarımız var. Yakın eğitim platformu olarak çok uzun zamandan beri bunu öncü olarak dile getirdik. Demografideki değişikliğin nedenli önemli olduğunu arz ettik dilimiz döndüğünce. Bununla ilgili de bir soru soracağım. Umut ediyorum daha güçlü bilgiyi beraber paylaşma şansımız olacaktır Cengiz abi. İnşallah hocam. Bu arada bu kaymakamlık sınavı ile ilgili bir KPSS ön şart hadisesi gereksiz bir şekilde konuşulmaya devam ediliyor. Bu ya hocam işte sen yorumunu yap ben senden sonra da ben konuşayım. Yani bu neden bu dolaşıma sokulur bu gereksizlikler? Anlamakta Cengiz güçlük abi. çekiyorum. Acaba sebebi şu olabilir mi hocam? Birileri böyle şeyleri dolaşıma sokup birilerinin kırılgan motivasyona sahip birilerinin enerjisini düşürmeyi hedefliyor olabilir mi mesela? Ne diyeyim yani? Abi, başka da bir düşüncem benim de kalmadı. Şunu biz Sayın Bakan yardımcılarımıza da defalarca ilettik ve bence aynı kanaatte olduklarını düşünüyorum. KPSS sınavı kamu personel bağlamında 90'lı yılların sonundan beri çok önemli bir işlevi yerine getirdi. Ve bir liyakat müessesesinin nedenli kıymetli olduğu gerçeğini ortaya koydu. Fakat 480 sorudan, hadi 500 diyelim, 500 sorudan oluşan 20'ye yakın ayrı birim, yani çalışma ekonomisinden tarihe, iktisattan matematiğe kadar çok farklı birimlerde puanların üst üste getirildiği bir alan. Özellikle memur olarak, işçi olarak ya da Bağkur'da hiç fark etmez. Çalışan dostlarımızın kapanıp da 6 ila 9 ay belki 10 ay boyunca 500 soruluk bir sınava çalışıp ardından o sınavda başarılı olup 2 ay sonra dönüp bir de 120 soruluk yepyeni bir formattaki kaymakamlık sınavına hazırlanmasının eşyanın tabiatına uygun olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki 5 yıl boyunca kamu personel olarak görev yapan kişilerin dahi ihtiyaç dahilinde kaymakam olarak değerlendirilebileceği bir alan ne anlama geliyor? Tecrübe sahibi kişiler de bu sınava girebilsin. Eğer KPSS'ye gelirse maalesef sadece 25 yaş ve altındaki kişilere hitap edecek bir sınava dönüşür. Üstünde tecrübe sahibi olan dostlarımızın otomatik olarak ekarte edildiği bir dönem doğar. Ve bundan kaynaklı biz kaymakamlık sınavının soru sayısının artırılması, derinliğinin güçlendirilmesinin doğru olacağına dair bir kanaat beyan etmiştik. Analiz ortaya koymuştuk. İçişleri Bakanlığı bu bağlamda bir tasarrufta bulundu. Şimdi bunun geriye dönmesinin mantığı olmadığı kanaatindeyim.
doğru bulmuyorum. İrrasyonel buluyorum. Ama bu tip iddiaları ortaya atanların bir lobi ya da bir çıkar grubu olduğu Hep kanaatini oldu. Evet. seninle paylaşıyorum. Ya kaymakamlıkta bu var hocam. Yani ben bunu hakim sanığı için görmedim. Bir nebze belki geçmiş yıllarda. Kaymakamlıkta biraz alım sayısı sınırlı olması dolayısıyla mülakata kalan kişi sayısı da oldukça sınırlı olacak. Bu arada tabii şey, kaymakamlık dört katı çağrılıyor. Hakimlik cephesinde ilanda gelen sayının iki katı artık olacak. Bunu da bir değerlendirelim istiyorum hocam. Yani kaymakamlıktaki bu ne diyelim arzdaki düşüklük bu tip şeyleri galiba çıkartıyor. Bir yandan ulaşılması da hani çok da kolay bir hedef değil şüphesiz ki rekabetin yüksek olduğu, çok kişinin hayal kurduğu. Öte yandan kolay da ulaşılamasın zaten. Yani bahsettiğimiz şey mülki idare amiri. Bir ilçeyi teslim alıyorsun, yerine göre vali yardımcısı oluyorsun, bir ilimde önemli sorumluluklarını alıyorsun. Başka kimsenin hayal edemeyeceği bürokratik görevlerde bulunabilirsin. Sen bu görüşmeleri vesaire bazı zaman zaman paylaşıyoruz. Daha geçen bir eski bir öğrencimizin bir bakanın özel kalem müdürü olduğunu biliyoruz. Ya mesela böyle pozisyonlara varana kadar hani çıkılabiliyor ki o daha fazlası ötesi de var. Dolayısıyla yani kolay da olmasın zaten ama sanırım kaymakamlık mesleğinin erişiminin kolay olmayışı bunu gerektiriyor demeyeceğim ama bu ortamı sağlıyor biraz da. Sosyolojik bazı sıkıntılar da olabilir bunun altında yatan belki ama olmasın lütfen arkadaşlar. Bu tip KPSS vesaire yani bu biraz mantıklı analiz yaptığınız zaman bu yol haritası bizi KPSS'ye çıkartmıyor. Artık bunu unutalım, önümüze bakalım. Zaten böyle bir şey de kurumlarımız yapmaz arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Hani hazırlanmışsın, gelmişsin, tak KPSS şartı. Allah Allah. Ben beklemem, bunu yapmazlar. Böyle bir sürece sokmazlar. Siz emin olun mu sokmazlar. Neden Kurumlarımıza sahip güvenin olduğunu arkadaşlar. belki ya bir kurum, bir kamu kurumu neden sahip olduğu özel alanını devretsin ki, neden kaybetsin ki? 15 bin kişilik havuzdan arzu ettiği kişilere kendi minvalinde sorular sorabiliyor. Ölçme değerlendirmesini kendisi yapabiliyor. Bu özellik büyük bir iştah aslında o kurum için. Neden yitirsin bu kabiliyeti? Yani Thomas Hobbes'un dediği gibi kaymakam adayı, kaymakam adayının kurdudur. Öyle diyor değil mi yanılmıyorsam? Biraz öyle gibi gözüküyor. Galiba hocam. Hocam şimdi çok benim şarj hızla düşüyor. İlk defa ben şarj problemi yaşıyorum. Şeye de bir girelim isterim. Bu hakimlik mülakatının ilanda belirtilen sayının bir katı kadar daha fazla kişinin artık mülakata çağrılması hadisesi normalde. Tabii üç katını gözlemliyorduk. Kaymakamda dört katı devam ediyor. Bu arada şu yorumu ben çok rahatlıkla yapacağım. Yani hakimlikte iki katına düşmüş olması ilanda belirtilen sayının üç katından kaymakamlığı düşer mi? Düşmez arkadaşlar. Çünkü hakikaten kaymakamlıkta alınan kişi sayısı az, daha fazla kişinin değerlendirilmesinde bir mahsuru yok. Ama Bravo. hakimlikte alınan kişi sayısı fazla, daha fazla kişinin değerlendirilmesinde bir mahsur var. Belki de. Hatta icrada hep iki katıydı hocam biliyorsun. Yani 500 Evet. kişi çağırıyordu, 1000 kişi mülakata çağrılıyordu. Biraz sınav başarısının öne çıkarıldığı bir şey. Bence bu liyakat açısından pozitiftir. İyi bir şeydir. Bunu da hocam değerlendirmeni bir rica edeyim senden. Cemizem, iki farklı kanaat var doğru. 3 katı kadar kişiyi mülakata çağırdığımız zaman öğrenci dostlarımızın mülakata kalmaya dair hevesi daha güçlü oluyordu. Yani. Sınav motivasyonu bir miktar daha öne çıkıyordu. Fakat sınavdan sonra bu defa ya benim kazanma olasılığım %33 şeklinde ağır pesimist bir durum doğuyordu. Yani sınavı kazanmış ama yüzü gülümseyemez halde binlerce öğrencimizi tanıyoruz. Sen şahitsin. Çocuklar sınavı kazanmış fakat ne yapacağım diye kara kara düşünür haldeydi. Ben bunun aşıldığı kanaatindeyim. Bu mesleği istiyorsanız puanlarınızı bir daha aşağı yukarı %2,5-3 kadar yükselteceksiniz. O biraz daha yukarıdaki örnek veriyorum 1000 kişi alınacaksa 2000'in içerisine girmeye gayret edeceksiniz. Ve mülakata kaldığınızda bir gerçeklik var. Şansınız artık %50. Yani her iki kişiden biri kazanacak. Belki bu odaklanmayı daha da kuvvetlendirir. Mülakatla ilgili birilerinin uydurduğu şaibelerin azalmasına sebep olur ve mutsuz insan sayısını azaltır. Evet. Şimdi bizim ülkemizde galiba uzun yıllardan beri en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, hani biz mutlu insan sayısı artsın diye yıllardır çaba sarf ediyoruz. Bunu beceremedik. Beceremedik el birliğiyle. Bari mutsuz insan sayısı azalsın. Herhalde bakanlık da bunu hedefledi diye umuyorum.
Hocam normalde pozitif düşünmenin, olumlu düşünmenin, insanın kendi kendisinin enerjisini yükseltmesinin Tabii. yolu da biraz o zihindeki çeviklikten geçiyor. Zeka ile ilişkili bir konu. Dolayısıyla kendi kendimizi düşürmeyelim arkadaşlar. Negatif düşüncelerle bir takım bizi geriye çekecek olan işte mesela sınav zamanı şurada olursa, burada olursa, olmazsa falan gibi sorularla hiç enerjimizi aşağı çekmeyelim. Aslında çalışma stratejisi bağlamında da en önemli konuyu psikolojik vaziyetler alıyor. Yani çalışma usulleri çok net. Yapacağımız şeyleri hep bas bas bağırıyoruz. Burada tekrar etmeyeceğim. Zaten 3-5 dakikada aktaracak meziyetim de yok o konuları. Uzun uzadıya ince ince detayları vermeye çalışıyorum gruplarımızı başlatırken. Ancak psikolojik mücadele de bu işin çok önemli bir parçası. Psikolojik mücadelenin en önemli boyutu da duyguları yönetmekten geçiyor. Rasyonel düşüncelerle, mantıklı, sağlıklı, pozitif düşüncelerle duygularınıza müdahale edebilir, duygularınızı manipüle edebilirsiniz iyi yönde. Bunu da hocam Bravo. ekleyelim. Bugünlerde yapılabilecek en güzel çalışma stratejimiz nasıl olsun sorusunun cevabı bu. Enerji düşürmeyin arkadaşlar. Çalışma sürelerinin yavaş yavaş tekrar normallerine dönmesi gerekiyor. Biraz düştü. Yaz aylarında biraz düştüğünü biliyoruz. Ama şimdi tekrar yükselecek. Yavaş yavaş artacak. %20, %30 artacak. Hocam ne dersiniz? Son kez son düşüncenizi alalım ve kapatalım beraber. Şu iki cümle. Bir, çok güzel konuştun bak. Olanda hayır vardır. Canını sıkan bir şey mi oldu? Yolda ayağın takıldı, yere mi düştün? Ya belki düşmeseydin çok daha ağır bir şeyle karşı karşıya kalma ihtimalin vardı. Bilemezsin. Ya bilemeyeceğimiz hususlar üzerinden böyle oldu, bu olması gerekiyormuş. Yarın senin için çok daha güzel bir gün olacak. Bir sonraki sınav çok daha doğru bir sınav olacak. Bir sonraki mülakat daha doğru bir hedef olacak. Belki avukatlık mesleği ya da bürokrasinin başka bir alanı senin için daha doğru olacak. O bakımdan bu motivasyon kaynağı belirttiğin çok önemli. Zeka ile çok alakalı. Var olan yenilenmiş duruma bir an evvel alışma ve o yeni durumda yeni çözümler üretebilme. Her birimiz kendi çözümümüzü üretmek adına şüphesiz zaman zaman motivasyon ve moral kayıpları oluyor. Ama kalkmak lazım. İki katının avantaj olan kısmına bakıp ona yoğunlaşmak lazım. Ve arkadaşlarımız şunu bilsinler. Yakın eğitim sistemi, kıymetli dostlarımızın günlük çalışma sistemini ve sürelerini ekrandan takip edebilen bir model. O bakımdan Cengiz Han'ın verdiği istatistik önemli. %25-30 bandında düşüşü biz bu ekranlarda görebiliyoruz. Video izleme oranı, soru bankalarına girme oranı, soruların çözüm oranında bir düşüş var. Normal. Temmuz, Ağustos ve bayağı da sıcak bir Temmuz, Ağustos'tu. Şimdi hadi bakalım. Eylül, Ekim'de tekrar bu Nisan, Mayıs dönemini yakalayıp Kasım'da gaza basacağımız, sprint atacağımız dönem. Eğer hala ayağa kalkmayanlar varsa tam zamanı kalkacağız, yürüyeceğiz ve koşacağız. Yakın eğitim zaten hocam izaha davet ettirecek. Bu hafta içinde o takibi bırakanları bir izaha davet ettireceğiz bakalım. Bireysel geri bildirim mekanizmasının işlemesi gereken bir hafta içerisindeyiz çünkü. Öte yandan çok teknik konularla ilgili sorular geldi. Yakın eğitimin makaleler ve duyurular bölümü size bu konuda cevap verir arkadaşlar. Yine yanıtlayamadığımız çok soru var gördüm. Buradan DM'den sorabilirsiniz. İletişim kanallarımızdan bize de ulaşabilir. Sorularınızı açık açık cevap veriyoruz. Seve seve cevap veriyoruz değerli arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar diyelim kıymetli hocam. Selamlar, saygılar diyorum size de. Yine yeni bir yayında Saygılar. inşallah yakın zamanda görüşelim. İnşallah Bilecik'teki dostlarımızı davet edelim. Aa evet. Perşembe günü çılgın bir etkinlik var. Bilecik'in Kurtuluş yıl dönümünü kutlayacağız. Sağ olsunlar beni de davet ettikleri bir alanda çok büyük bir üstadla beraber konuşmacı olacağız. Profesör Doktor İlber Ortaylı ile beraber. İnşallah keyifli, verimli, bereketli bir gün olur. Perşembe günü Bilecik, Bursa civarında oturan dostlarımız varsa kendilerini de bekleriz. Ben de İlber Hoca'yı dinleyeceğim Cengiz Han. Mümkün olunca az konuşup kıymetli üstaddan ne kadar istifade edebiliyorsak o kadar iyi. Bu da bizim için bir onur meselesi açıkçası. Önemli bir gurur kaynağı Hocam oldu. yan yana çok yakışacaksınız. Ben de video, görüntü, fotoğraf bekliyorum. Yani çok gelmek istiyorum aslında seninle ama Perşembe günü tamamen bir ailevi gerekçeyle Ankara'da olmam gerekiyor. Ama yani oradaki bir takım paylaşımları takip edeceğim. Hatta etkinliğin organizatörlerinin paylaşımlarına bizzat bakacağım.
arkadaşlarımıza tekrar bilgilendirmiş olalım. Hocam onun ön görselleri varsa size zahmet bize gönderin. Biz onu bir paylaşalım. Bilecik'teki hatta yakın illerdeki arkadaşlarımızı bölgeye intikal ettirelim inşallah o Eyvallah. gün. Eyvallah. Yarın sabah elimde olacak. Hemen aktaracağım size. İnşallah hocam. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, saygılar, sevgiler, selamlar. Hocam görüşmek üzere, Hoşça selamlar. kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.